Peşindeyim koşa koşa. Evlenelim istersen. Ya bu nasıl bir şarkı? Bu nasıl güzel şarkı ya, bayıldım. Ne seviyorum biliyor musun? Çok organik bir kadın. Çok. Rahmetli Müjdar'ın annesi Aysel Gürel. Evet. Sezen Aksu. Evet. Müthiş uçuk kaçık kadınlar. Müthiş kadınlar. Yalnız dünkü program gerçekten 2021'in yani başlangıcında muhteşem olmuş. Lerzan Mutlu da pamuk şeker gibiymiş. Gerçekten pembeler çok yakışmış. Fakat Yıldız Tilbe şarkısına bayıldım. Bu ne aşk? Evlenelim istersen boşa. Yeter ki bir evlenelim diyor yani. Ne kadar güzel anlattı. Annemi keşke şimdi bu bütün şöhretimi görseydi de iyi keşke arabalara bindirebilseydim. Keşke diyor. İşte kolunu altınlarla doldursaydım diyor. Ama Yıldız Tilbe de işte bizim gibi aşırı duygusal. Evde maalesef çalışanların ona yaptıklarını anlatıyor. Kasanın anahtarını da verirdim, güvenirdim. Genelde ailesin olmayan insanların başına gelen olayların en büyüklerinden bir tanesi bu. Herkese güvenme, herkese bir bel bağlama ve onu kendin yapsın, gibi görüp teslim olma. İşte maalesef. Ama bu ben çok mesela acı. Yıldız Tilbe'nin babasının hani böyle güzel bir insan olduğunu ve Yıldız Tilbe'nin de babasından bu kadar güzel bahsedeceğini bilmezdim. Hmm. Sanki ben hep şöyle biliyordum. Yıldız Tilbe dağılmış bir ailenin kızı, işte çok yokluk görmüş, işte çok fazla sağa sola savrulmuş. Çok ya. Hani ben öyle bir insan aslında i̇şte daha böyle öyle Allah insanlardan kurmuş malzeme çıkıyor. Heh, öyle prenses zannediyordum gibi ama evde yetişince bunu yazamaz. Ama bir o kadar da tabii yuvası dağılmamış anne baba bir arkasında babası her zaman anne annesinin varmış ayaklarını yıkarmış evet her akşam. Hiç Allah böyle değil düşünmezdim peygamberimiz ben. İki annem üçtü babam evet için diyor. Nasıl güzel ya. Ben çok geçirdim. Ben hep derim ya bir babanın yapacağı en iyi şey anneyi çok sevmektir. Evet, evet çok doğru. Kadın sevgiyi görmüş çok da güzel aşk şarkıları yazıyor. Ya muhteşem olsun değil mi, ne kadar güzel. Anlatıyor ya delikanlı. Bu saatten sonra evlenmem diyor. Ya evlenmesin Yıldız Tilbe zaten Türk halkıyla evli. Çocuk ya yapmayacaksa. Var zaten var. Çok kızı var zaten Sezen. Yani. Yeter. Yıldız Tilbe biliyorsunuz. Yıldız Tilbe Türk halkıyla evli. Sanatçılar içinde gerçekten bir konser afişi girildiğinde iki güne kalmadan biletleri, bilet satışında dahi biletleri tükenen tek sanatçı. Halbuki ne deriz biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Bir televizyon programında yerlere düştü, ayağa kaydı. Maalesef kötü alkol sağlığa zararlıdır. Alkollü çıkmıştı evet falan falan. Bütün bunlara rağmen linç yemedi. Çünkü organik, samimi. O samimiyet ekrandan geçiyor. Onun başına bir şey geldiği zaman sen de üzülüyorsun. Evet. Tabii, yani tabii, ne yaptı kadın, ne hale düştü evet falan. Evet. Çünkü kasmıyor. Yıldız Tilbe bizim yani değil mi? Böyle sanki sözlerimizi ifade eden temsilcimiz gibi. Kesinlikle. Yani. Yıldız çok Tilbe'nin seviyorum çünkü hiçbir zaman kendisini farklı göstermek, insanları evet satış kaygısı falan yok. Evet. Ekstradan reklamım yapılsın, beni tabii günlerce magazin konuşsun diye hiçbir derdi olmadı bu kadının. Yani o kadar güzel bir insan. İnşallah ben deriz ya başarılı olsun ya Yıldız Tilbe zaten hani yapacağı yapmış hala da yapmaya devam ediyor. Ya, müzisyen kadınlar arasında bir de bestesini yapıp sözünü bu kadın, yazan bu kadın çok işte nadir. İşte Sezen Aksu var, Yıldız Tilbe var, Deniz Seki var, Sıla var. Doğru. Tabii çok başka da yok var yani. Doğru, doğru. Delikanlımı ilk yaptım diyor şiir olarak. Daha sonrasında diyor sözlerini değiştirdim, bestesini yaptım. Demiş ki ya bundan şarkı olur mu? Ya sen ne diyorsun Yıldız Tilbe? Bundan hala şarkı olur mu? Olmaz mı? Hala ya herkes her jenerasyonun bağıra bağıra söylediği bir şarkı. Kolye güzelliği. Kolye güzel. Üstündeki değil mi? Çok şık. Bak saçlarını kestirdiğinde eleştirilmişti. Saçlar güzel olmuş. Süper değil olmuş. Değil mi? Çok yakışmış. Ben de çok beğendim. Yüzü de zayıf Tilbe'ye ya. Her olmuş şey yani yakışıyor. Evet evet. Yıldız çok Tilbe'ye tatlı. Ne giysi de olmuş, kötü olmuş, kasmıyor çünkü, olmuş kasmıyor diyemezsin. Nereden, ben dünyanın gitsin en güzel kadınıyım havasında değil. Bir yarışta değil, değil. Kasmıyor. O yüzden de her şeye yakışıyor. Bakmıyorsun. Bir görmüyorsun yarış bile yani. İşiyle var olduğunu biliyor çünkü. Aynen kadın öyle bir yarışa girmeden de hep zaten üstte. Hep evet birinci. En zor durumlarda da halk onu bu samimiyet yüzünden sevdi. Son derece çok fazla kitlesi olan gerçekten ekranda da olsun, konserde de olsun yaptığı her şeyle dediğiniz gibi milyonların beğenisini kazanan yıldızımız yani. Gerçekten muhteşemmiş. Bir de ondan sonra galiba bir röportaj yapmışlar. Hı hı. O röportaj hazırsa şimdi o röportaja gidelim. Acaba orada neler söyledi Yıldız Tilbe onu da görelim. Tamam. Bir adım atsan bana.
aşkın gözü kördür diyen 55 yaşındaki Yıldız Tilbe yeni bir aşk mı arıyor? Kördür aşkın gözü. Çiftçilik mi yapmaya karar verdi? Fakat İstanbul'da almak istiyorum. Hangi davalar yüzünden sitem etti? İkide bir dava açıyorlar. Bülent Ersoy'la hangi yönleri benziyor? Çok mutlu etti beni. Allah ondan razı olsun. Yıldız Tilbe'nin sadece ve sadece Uçan Kuş TV'ye yaptığı ilginç açıklamalara çok şaşıracaksınız. O yüzden haddimi bilmek istiyorum yani. Uçan Kuş TV ekranlarında Lerzan'la Çok Mutlu programında Yıldız Tilbe fırtınası esti. O kız şimdi bir şehirde. Saçları var belinde. Kime düşse ağladı. Hep aşktan mahrum kaldı. Neşeli ve bol şarkıyla geçen program sonrası Uçan Kuş TV mikrofonlarına ilginç açıklamalar da yaptı Yıldız Tilbe. Lerzan hep beni mutlu ediyor her zaman. Çok iyi anlaştığım bir arkadaşım. Allah'a şükür kendimi ifade edebildim programında. Çok eğlendim. Gene gelmek istiyorum ama 2-3 yıl sonra falan. 3 yıl sonra mı? Hayatım ben şimdi geldim. Lerzan'ın işi çok olacak inşallah. Ondan sonra bana bakayım ne zaman fırsat gelecek bir daha diye bir şey var. Geceyi güneş siler. Beni senin hasretin. Hep başıma sanki boş yer. Daha önce hakkında çıkan şarkıcılığı bırakarak çiftçilik yapacak iddiaları için bakın neler söyledi Yıldız Hanım. Yani öyle bir çiftliğim yok benim, böyle ikide bir şey gündeme getiriyorlar. Millet süt istiyor, yoğurt istiyor, peynir istiyor benden. Ay yok öyle bir şey, yani benim çiftliğim yok. Bir anlaşmam yok, kimseyi tanımıyorum. Böyle bir şey yok, mesleğimi bırakmıyorum. Niye bırakayım ben şarkıcılığı da sütçülük yapayım? Ne münasebet yani. Ben bu akımı yaratan kişiyim. Bundan 25 yıl önce hiç kimse çiftliğin çeyesini konuşmazken ben bir yer aldım, 2 inek, 3 koyun, 5 tavuk bağladım Kuşadası'nda. O zaman öyle bir şey yapmaya çalışmıştım ama artık öyle bir yerim yok yani. Fakat İstanbul'da almak istiyorum. Şu olaydan sonra almak istiyorum. İstanbul'da çok güzel. Aynen. Bahçeye bir kulübe konduracağım Lerzan'ı. Eski bir müzik firmasıyla mahkemelik olup duruyor Yıldız Tilbe. Konuşamıyorum bu konuda. İkide bir dava açıyorlar. Hiç onların ismini anmadığım halde şey yapamıyorum, yorum yapamıyorum. Allah'a havale ediyorum. Programda görücü usul evlilik ön plana çıkmıştı. Bu soruya yanıt verirken Lerzan Mutlu da sohbete dahil oluyor. Severek evlenmek, işte insan böyle, kızlar özellikle böyle birbirini severek evlendiği zaman tanımadan evlendikleri için sonradan tanıdıkları zaman üzülüyorlar. Bravo. Ama başka biri seni de tanıyor, onu da tanıyınca ikinizin bir araya gelebileceğini öngörebiliyor yani. Peki Yıldız Tilbe için aşk ne ifade ediyor dersiniz? Kör gözü kör, kulağı sağır, ayağı topal. Aşkın öyle yani, aşk öyle bir şey yani. Peki Yıldız Tilbe hayatına birini alır mı? Yok, bu saatten sonra hayır yavrum. 55 yaşındayım artık. Benim yaşımda bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz bir gözüm toprağa bakıyor derlerdi. Yani şimdi zaman öyle değil de. Hani benim eskiden öyleydi yani bizim yaşımızdaki insanlar. O yüzden haddimi bilmek istiyorum yani. Sonraysa sırtını dayayacağı bir erkeğin yanında olmasını istediğini dile getiriyor. İşte kördür aşkın gözü. Ben birine aşık olursam zaten kendimde olmam ki. Yani ama yok öyle biri. Olursa tabii ki. Niye olmayayım yani? İsterim de. Sevmek kadar güzel bir şey var mı ya? Hele güvenebileceğin, güvendiğin birini sevmen, ona sırtını dayaman. Dünyanın en güzel başka bir şey yok ki. Lerzan'la Çok Mutlu programına telefonla katılan Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe'yi çok onore etmişti. Alo. Allah'ım. Yani bu kadar güzel bir program olamaz. Gerçekten olamaz. Teşekkür ederiz senin efendim. Bu nasıl? Bu kıza bayılıyorum, bu Tilbe'ye. Neden? Çünkü o kadar temiz yürekli ki, o kadar safiyane, her şeyin gerçeğini söyleyen. Çünkü biz sanatçılar çok abartmayı severiz. Beşken 15 deriz, bir şeyler böyle kendi kendimize vardır o huylarımız. Bunda bu yok. Bu başka türlü bir şey. Bu son derece dürüst,
natürel ve müzikalitesini zaten tarif ve tasvire kelimeler el vermez. Çok muhteşem bir bestekar ve muhteşem bir icrakar. Ay ne diyeceğimi bilemedim vallahi. Çok iyi bir insan. Diva'nın yayına bağlanması Yıldız TV'yi çok mutlu etmiş. Ayrıca Bülent Hanım'la birçok ortak noktaları varmış ünlü şarkıcının. Ay çok mutlu etti beni. Allah ondan razı olsun. Hiç duymadığım şeyler söyledi bana. Ben onu kendime çok benzetiyorum bazı konularda. Sıkıntıya gelemiyor mesela. Seviyorsa seviyorum diyor. Sevmiyorsa sevmiyorum diyor. Riyakar değil, iki yüzlü değil yani. Dobra yani. Sevdiğine seviyor, sevmediğine sevmiyor. Şimdi zaten Bülent Ersoy ikizler burcu, ben de ikizler burcuyum. Dobrayızdır yani, oyunculuk gibi bir şey bizde yok. Ama Yıldız Tilbe'nin de zırıl zırıl yengeç burcu oldu ortada. Duygusal. Zaten ben duygulansam diyorum mahvolurum, belli ederim. Çok tatlı değil mi? Ne kadar güzel. Gerçekten Bülent Ersoy da böyle bir güç vermiş arayarak. Ne güzel konuşmuş. Orada hem Lerzan hem de Yıldız Tilbe, aslında ikisi de duygulanıyor. Ama böyle şey yapmıyorlar, çok belli etmiyorlar. Gerçekten muhteşem güzel bir yayın olmuş. İyi ki geldi Yıldız Tilbe de. Zaten ekip arkadaşlar da daha erken saatlerde hazırlanıyorlardı burada. Eminim ki çok da güzel karşılamışlar. Yıldız Tilbe buradan çok da mutlu gitmiş. Ne kadar güzel renk kattı kanalımıza. Her zaman gelsin değil mi? Bize de gelsin. 2-3 sene bekleme, her zaman gel yani. Bize de gelsin, onu getirsin. Evet, ne istiyorsa gelsin gerçekten. Ama muhteşem, çok güzel olmuş röportajda. İlk defa Yıldız Tilbe yıllardır var olan bir kadın. Gerçekten ilk defa bu kadar kendini ifade edebildiğini görüyoruz değil mi Seda? Aynen öyle. Şimdi Yıldız Tilbe'nin bu kadar uzun röportajlarını izledin mi? Hiç. Ya sahne izleriz, ya kıyafet puanlaması izleriz değil mi? Onlara zamanlı kadını. O da zaten olmaz. Kötü Yıldız Tilbe derler. Sadece muhteşem şarkı söylemek için sahneye çıkar ya da programlara. Çünkü zaten Yıldız Tilbe diyor ki ben buyum. Var edilen Lerzan tarafı seviyor o. Ama galiba. Evet, onun için gitmiş ve ben ilk defa Yıldız Tilbe'nin hayatını burada öğrendim. Ben bilmiyordum yani. Ben babasını, annesini, aile bağlarını, gençken mini etek giyip geçtiğinde kıraathanedeki bütün herkes bana bakardı diyor. Bakar ama güzel fizikle. Sonra babası da dermiş ki sen neden geçiyorsun oradan, beni katil mi edeceksin? Annesi dermiş ki baban gitti, hadi çık dışarı, tekrar gez. Ne güzel işte. Hani anne de arkasında. Bak ben hiç böyle olduğunu bilmiyordum. Şimdi ayrılmış mı anne baba? Vefat mı etmiş? Vefat etmiş. İkisi evet. De. Yani babasının annesine olan aşkını falan nereden bileceğiz? Hiç duymadık yani. Ne kadar güzel, her şeyi çok güzel anlatmış. Başka bir Yıldız Tilbe gördük biz değil mi? Çünkü Yıldız Tilbe'yi hiç bu kadar konuşurken görmedik biz. Hep şarkısını söyler ve gider, şarkısını söyler ve gider. Gerçekten bence muhteşemdi. Fakat sizi yine güzel bir aşk haberine götürüyorum.